بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك إلى يوم الدين. محترم سالم سجلمس، خوش geldiniz programımıza Yaşama Sevinci. Bugünün konusu taamulat maliye üzerine olacak. Allah Subhanahu ve Teala insan yaradığında bu insan labud ve en isteyecekti taamul etsin birbirlerinin arasında, toplumun içinde. Allah Subhanahu ve Teala çünkü özü insan yaradandı. Bizim için İslam'ın fıkhında, İslam'ın dinindeki bütün zamanın dinidir ve her yerin dinidir. İnne dîne indallâhil İslam. Allah Subhanahu ve Teala bu fıkh, bu taamulat maliye üzerine biz bir hasaslar koyduk. Bu hasaslarından birincisi bizim taamulumuz ilahidir. Yani mazlar Allah ilahiden. Allah Subhanahu ve Teala'dan o mazlar ki bizim için gelir. O mazlarımız da bizim Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sahbihi ve sellem onun sünnetinden, ondan sonra icma'ten, kıyasdan var. Ondan sonra İslam dini çünkü ahirul edyan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirul enbiya ve resul olduğu için bir ahlaklı taamulat edeceğiz biz aramızda. Onun için İslam dini reşveti, fesadı, ribanı bunu haram ettiğin için çünkü hatta ahlakla yaşayalım. Ondan sonra İslam dini çünkü alimi bir dindi ve bizim de iktisadımız bir alimi olacaktı. Ondan sonra insanidir. Her insanın içine hıkıt, karahiyet olmamak üzerine bu taamulat kurumdu. Bu konuyu elimize almak için bizim değerli misafirlarımız özlerini tanıtırlar. Sonra Allah razı olsun özlerinden hatta sorularımıza geçerim. Buyurun ustadım. Buyurun sahabelasınız. Allah razı olsun. Ben Doktor Muhammed Cabbar. İmam-ı Azam Fakültesinde öğretmenim. Aynı vakitte El Celil Celle Celal Hocamızın hocasıyım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ustadım. Avukat Hasan Edip Bayraktar, Çerköy Mahkemesi'nde görevli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya Şeyh, biz fıkıh İslam'ını okuyanda bizde birinci var ibadet, ondan sonra muamelet var, ondan sonra cinayet var, ondan sonra ahval şahsiyeti var. Allah Subhanahu ve Teala çok bir ehemmiyet verdi taamule, muamelete. Çünkü biz diyoruz da fıkıh muamelete. Görürse niçin bu ehemmiyet verdi bizde? Aynen akide ve ibadet derecesinde. Doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Usta Cuma Baksak aslında İslam dini bir dokuz şair meselesi sadrede. İslam dini fakat kurulmuyor bir dokuz üzerine. İslam dini fakat namaz ibadet üzerine kurulmuyordu. Aslında İslam dini bir tevazin vasatiye var içinde. Ne demek olsun tevazin vasatiyat? İslam dininde diri dünyanı terk etme ahiret adamı olasan ve dünyanı tutma ahiret terk edesen. Onun için aslında ister dünya elimizde olsun. Onun için aynı vakitte de ahiret elimizde olsun tabi inşallah Teala. Onun için İslam dininde çok ayetler var insanın hayatını dünyada düzeltir. Bir tevazin bırakır içinde. Bir tanzim. Şu aslında İslam dini menheç hayat. Hayat sistemidir. İstedik baksak bütün dinlere sadece İslam'dan adı İslam'dan bakarak bütünü bir tarafı tutuptu. Bütün dinler. Başka peygamberlerin olsun indi kalıpsa veya hutta başka bir şeriatlar olsun veya hutta bu vadi şeriatlar. Bu dedi başkası başka insanlar kurup özüm. Bütün şeriatlar, bütün dinler doğrusu bu lafızda. Bütünle baksak bir tarafı tutuptu. İslam dini elhamdülillah yok. Bütün tarafı tutuptu. İslam dini önemli verir ibadata, akideye de verir. Akideye verir, taamulat maliye de verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahabe cümeyin. Cönünde bir sahabe durup pazarda bir hukka, çi hukka, bir torbaya, bir alakaya bırakıptı, bir peşte bırakıptı. Satırı buğda veya tarpa satırı. Efendimiz salam verdi özüne elini vurdu, mübarek elini buğdanın dibine, koyduğun alakanın dibine, torbanın. Böyle baktı biraz suluk var, ibinlipti. Efendimiz buyurdu diye bu nedir? Ya Resulallah Osman'a yağış yağdı, biraz ibindi. Dedi o zaman ibinipse 600 yılın alem bitsin. Bu biraz terazide, biraz ölçüde, biraz fazla çıkacak. Neden? Çünkü bu ibinipti. Yani bu 5 kilo ise 5 kilo 20 gram çıkacak içinde. O 20 gram ibinmek mi aldı, su mu aldı, yağış suyuysa. Onun için Efendimiz buyurdu, ''Men gâşşene feleyse minne'' İmandan çıkardır özün. Çünkü bazı hocalarımız buyurdular, ''Gâşşeden
imandan çıxırıq. Bəzi də yox, yəni bu sənin ki bu işimizdən dəcibi, bizə layiqdəc bir iş. Efendimiz belə anlattı bizə. Asıl da bizdən dəcibiysə, o zaman əqidəyə burada o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Əqidə, ibadat, aynı vaxtda muamələt, aynı vaxtda əhval şəxsiyyə, İslam dediğimiz kimi mənhəc həyatdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de önemliliği veribdir evlilik hayatına, önemliliği veribdir hüdud meselesi, çalan xeyr-xızlık eden affedersiz, kolu çalsın, əli çalsılacak, aynı vaxtda namazı önemliliği verib, aynı vaxtda akideye önemliliği veribdir. Ola bil bir az diğer, ben neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 12 yıl, 6 yıl yakın kaldı, hatta biz davet etsin akideye, diğer o Efendimiz istirip toplumda bir temel bir esas kursun. O ayrı meselada. Gene de halal haram var idi Mekke'de. Aynı ticaret meselesi var idi Mekke'de. Yani koydu yağın gış etmek haram ise Medine'de, Mekke'de de haramdı. Yani makul da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inanak bir haçıda, inanmarık. 12 yıl 6 yıl kalsın, halal haramı diyesin hakkım yoktu, fakat akide ağız tuttun yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hapsine bir seviyede baktı, istedi kınşarı yetirsin, bildirsin İslam menheç hayat, hayat sistemidir. Onun için İslam önemli verdi o zaman. Allah razı olsun. Cümlemize. Ustad Hasan, doğrusu indi bazı tamulat maliye var. Evet. Bizlerde yani toplumda çok olurdu. İki taraf ziyan görürsün. Evet. Biz istedik bunlardan iki üç tanesin seni sorarım. Allah razı olsun senden. Birinci bazı insanlar var. Efendim borcludur. Parası yoktu bankta. Evet. Sak veri. Yine de kompiyalı üzerine alır. Evet. Bunların hükmü nedir? Bunları kim verecek? Burada ustada diyeyim aynen sak ve kompiyale aynı zamanda ona ilaveten bizde şey var, vasıl amana var. Vasıl amana da aynen geçir taamülete, fakat vasıl amana biraz hukuka kanuniyası zayıftı. Saktan kompiyaleye karşı. İkinci derecede tabii o da bir muharrardı. Yazılı koyduğun şey arasında, iki tarafın arasında, aynı zamanda şahat olduğu için de, hapsında ikisinin de malumatları olduğu için de açılanda da dava mahkemede ve da'ada da müracaat edebilirsen, o yüzden başvurabilirsen oraya hakkımı talep etmek için. İkinci aşamaya gelecek kompiyale diye de oluyoruz. Kompiyale aynen bir da'inle Medine arasında oluyor. İçinde yazdı, kardı hasene, av muamele ticariye var ise iki tarafın arasında. Dayanın Medine, tabi'an meblağ zikrol içinde. Onun da resmi şekle indirmek için gerekim bizim notericiden dediğimiz katib-i adilden tazdik olması lazım. Bu arada dediler kompiyala tazdik olmanda tabi'an onun kuva kanuniyası aynen vasıl amana kimin olur. Onca şey olmaz. Bunlardan hepsinden daha önemlisi tabi'an sak olması daha kuvvetli çek dediğimiz. Sak o da bir muharrardı. Urka kanun, şurutu kanun üzerine yazdı. Tabii işler oldu bankalardan. Bazı kakar işte geçince bunu da madde kanun Irak'dan ilaç etti. O zaman Urka madde 459, rakam 111, senet 1969. Bunu tabii kanun Irak'ı bunu bir cerime saydı. Sak vermek bidun rasid ya da sak müzevar vermek. Sak, tabi'an buradan icraatı başlamak için ilk defa istişat getirsen naqsı banktan izler olubsa olsak, ondan sonra müracaat edersen mahkemeye, şikayet takdim etmek için mahkeme tahkikte. İkinci aşaması yetişir çıkar yukarıda cinaha, mahkemeti cinah bu işe etmek olur. Tabi'an bunun da okubası kal der ki, sak bidun rasidin okubası 3 yıldan verili. Zaiden garama 5 adaf kıymeti sak artı an la yakıl an 3 milyon. Sakın müzevarın okubası sicindi, sicin muakkat ve 10 adaf kıymeti sak aynı zamanda an la yakıl an 3 senemat. Allah olsun. Yani biz buradan indi yani bunlara bir yasak bir şekilde bakalım ki tahammül etmeye bulurlar. Tabii. Ya Şeyh, İslam dini Mekke'l Mukarrama'da gelende gevul yaptı. Bu gevul yapanda ondan sonra şerai endi üzerine, yani Medine'de çok ahkemler endi üzerine. Bu ahkemler elinde labud ve en bazı ticarette mahavir var. Bazı teamulat maliyede teamul, mahavir var. Biz de bilir yani iktisat, intajdı, tevzi'ti. İstihlaktı. İstihlaktı. Yani bu muameller hepsi bu şeyle üzerine girdiler. Ey bu işlerden mahavirler neler var içinde ki bizi İslam men'i edildi o zaman? Güzel. Üstad, baksak asıl da İslam dininde
Kur'an-ı Kerim şeriatı, düsturu, ki bizim anayasamız Kur'an-ı Kerim Müslüman diye, bütün kavanin vada'dan fark eder. Bütün kavanilerde yani mükafaa yok içinde, suvab yok içinde. Ustad Cenab-ı Hakk'a benden daha bilgi bir meselede. Evet. Bir tane çatsa böyle olur. Bir tane zillet çatsa hükmü budur. Bir tane çatsak yazı ustad yığı için 3 yıldır veya 3 milyondur filan. İslam dini iki tarafı da alıptı. Eylik etse o budur, kararlık etse o budur. Neden? Çünkü İslam dininde çi halaka var, çi yumuru var, çi müdevvar dedikleri. Bir halaldi, bir haramdı. Subhanallah baksak, İslam dininde bütün şeylerinde halal yumurusu daha büyüktü. Daire-tül halal daha büyüktü haramdan. Yani koy böyle diyelim. El aslu fil muamelat el ibaha. Bütün alışveriş halaldı. Bütün satın alver etmek, bütün şirketler, bütün sakınlar, bütün halaldı. İlla 4-5 mesele var, bu haram eder mesela. Bunlar olmasın, bitti. Yani neye benzer? Bir tane bir bağa girdi. Bağı bütün yedir her neden yiyse o ye. Bes yolda 3 bahçe var, 4 bahçe var, tıçanlıdı, biraz o zehirlidi, ondan yemeyesin. Fakat baksak mehdurat nerede taamül etmelidir? Birinci faiz olmasın içinde. Faiz haramdı. Ve bizden evvelçi hocalar ne buyururlar? Diyorlar erenlerimiz, diyorlar Allah Teala faizi indi haram etmeyipti şeriatımızda. Beni İsrail zamanında haram idi. Ve kad nuhu anhu. O vakit Tevrat, hakkı Tevrat'ta, doğru Tevrat'ta ve doğru İncil'de faiz haramdı. Faiz olmasın ticaretimizde. Bir de el-garar. Garar olmaz. Garar nedir? Cehalet meselesi. Ben Cenab-ı Hak satırım bir arabam indi yazdı adı. Usta Cuma ben arabamı otomobil sana satırım 10.000 dolara. Görmeyeyim olmaz Allah sen özün. Çünkü bu cehalettir. Veyahut da asmanda kuş uçtu, o kuş satırım Cenab-ı Hak. Bu arkada suda afesan olduğu balığı sana satarım. Hele tutmamış olmaz. Şimdi alacaksın özüm. Karar haramdı. Bunlar var. Gış olmasın içinde. İhtikar olmasın. İhtikar ne demek olsun? Ramazan gelmekten 3 ay önce bütün pazarına kadar hurma var. Hapsını saklayayım. Mağazana bırakayım. Hapsını bırakayım, kaldırayım yanımda. Ramazandan 2 gün önce herkes hurma aktardı. Peygamber Efendimiz sünneti yolu da hurmadan iftar etmek. Kimse tapmıyor. Hurma 1000 lira ben aldım özüm. Kahram satırım 4000 lira çulosunu. Bu ihtikar efendim diyor, la yahtakiru illa khatı. Çok günahçı sahabe işi yapar ve belki de çok hasar eder. Onun için hata acırır, ayrı bir tafasildir. Bunlar şeriatta haramdı. Yalan demek haramdı içinde. Kalan çok ticaret halaldı bizde. Fe mehzurat olduğu şeriatta, İslam dininde, fıkhı İslami'de, iktisat İslami'de, muamelat tarafından bir 5-6 meseladır. Zulüm olmasın kanşara, gubun olmasın kanşara, aldatmak olmasın kanşara. İmamların biri bir arvat gelip köyden bir top kumaşı var. İndi hacatı düşüp parasına satır olsun. Buyurun selamun aleyküm selamını satırım. Tamam bakır kumaşına, bakır ifkalın şeylerine filan, kalınlığına bakır, levhine bakır. Kaç metre, neçe metredi? Buyur özüne ne kadar isen bacı? Dirbi karta. Dirbi bacı bundan daha fazla eder. Arvatın dikkatini çek. Ne demek olsun? Bacı bundan daha fazla eder, bah eder. Tamam o zaman metri 5000 lira veren. Valla bacı hel azdı. Sen alsan özünden diyor, yo yo. Peygamber Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem, men gâşene feleyse minnem. Men barvadallah billem. Çok aldatmak da bir sıdaf eder toplumda. Aldı da billem. Brazil altın satarım özüne. Derim bu Irak altındı. 380'e veririm özüne. Özde Brazil'i 4000'e. Sat. Böyle oldu bir çıkat, üç kat kaldırdı özün. Dedi bacı ba diyeyim sana. Mamın Allah'ım senin. Bagartıyı Allah'ım, bagartıya satacağım özünü. Barhara girdi bir yu'ul emane. Murabahaya girdi. Bagartıyı Allah'ım, bagartıya satarım özün. Fahakkı buyurun. Arut böyle baktı dedi, vallahi bu çoktu. Dedi bacım yok, pazar bıkarttı adam. Ustad bu mehduratlar bir cüzdanı yersek, pazarımız peç olur. O kadar ustadın kapısını daha çalmarık. Ne yüzünden? Cedavamız var. Ne yüzünden? Ustad menen borç aldı. Sakı verdi, sakı verebilmirindi. Kompiyale yazdık falan oldu. Ya valla Allah'a mekafet olsa, bu mehduratlara mekayet olsa, dikkatiniz çekse bu tıçanlar, adım atmasak üzerine, yolumuz hapse peç olur ve hatta Allah Teala bereket bırakır işimize. Allah razı olsun. Cümlemize. Ya Şeyh bu fikrimize geldi. Yani Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاهُمْ Bu mevzuattan. Güzel. Ustadım bu Şeyh konuştuğunda almak satmakta bazı kere bazı insanlar vukale verirler. Mesela özün tekafi yoktu, ihtiyardı. Mesela oğlu gençti, o bir şagirdi oraya anlaştırdı. Bizim için açı olasa enva'l vukalet neydi? Ve bizde 4-5 çeşit vekalet var.
verilir. Tabii izdar da olunan şeyden, katib adilden, noterciden dedi hamiz. Vekale amma var muhami malı ki muhamiye avukata tevkil edesen diyağın muvakilden vekil arasında. Vekalet verdi, o da muhami sen için kalkıp devairde işi var ise müracaat için veya mahkemelerde davayı açmak için sen için. Tabii o vekaleye göre gidip başvurabilir ya daireler ya da mahkemede dava etsin sen için. Ayrıca vekale amma mutlaka var bizde dediğimiz. O vekale amma mutlaka o şahsı kalkıp şerdagi o muhami olsun veya ey şahsı verebilsin onu. O karşılığında kalkıp da aynen o şahsı temsil edilir. Mutlaka salahiyolu adı üstünde adı vekale amma mutlaka. Her şeyi ona verilmiş, salahiyat vermiş olsun. Sen özü nece kalkıp her şeyi edebilsen o da aynı şekilde kalkıp o görevi sen o ehliyatı yani kamil ehliyetsen kalkıp onu tasarruf edebilirsen onun için. O vakaleye göre, ama mutlakaya göre. Tabii ki bunda da bazen şeyler oldu, müracaat için yani çokluk tapu muamelelerinde daha idafeten bazı şeyler var içinde. Mesela ifrazı var ise gel açayım dikir olsun, rakamın akar tapunun rakamı diyeğin, ve o hakkı ifraz ve idafetler oldu tabi. Onu da katip adil özü tehmiş ettikten sonra tevkikatmin uğrarız, hatta daha fazla şeyler idafe olmasın veya hibe muamelelerimiz var içinde. Mesela hibe, düne kayıt, av şart verir. Mesela baba oğlana verir, av kıza verir, av evlatlarına, av ilahiri. O zikru ala ama mutlakadan. İkinci varımız da maksusa bil ikar. Maksusa bil ikar biz dediğimiz yani çokluk tapu dairesinde kullanılır. Aynen rakamın ikar zikru olu içinde, vekil de muvakil arasında ve onun karşılığında ya şahıs ya da muhamiye verirse gidip o tapını tahvil edebilir özü için. İstediği şahsın adına. Yani bak kimin arasında olubdu. Ortada o bir vasit oldu. Bak gelebilmiri karıştı. Adı mesela geldi bir katip adıyla vakale verdi gitti. Aynı zamanda da onda da oğlu dikir olunsun hibadi veya nev'el muamele şartlıydı, şartsizdi. Hibe meşruta diyarı, hibe bidun kayda o şart. İkinci nev'i maksusa bir akardı. Üçüncüsü gelince vakale khassa var. Khassa mesela özü klişe her birlerde sabitti dediğimiz. Fakat bu khasada boşluk olur. Sen istediği daire, mesela naqsi dairenin müracaatı var içinde. Tekaüttü mesela, muvakkil mi aldı, bak ne şey var ise orada zikru olur. Filan oğlu filanı tevkil edirem, geçsin filan yeri müracaat etsin. O vakale khasaya göre. Dördüncü de bu vakale khasamızdır. Allah razı olsun. Yani ustadım, şimdi biz anlarız, böyle hareket var. El vakil kel asil. Bundan geldi. Peki bizim en büyük mahazirimiz neden çok olacaktı? Mutlakada. Mutlakada bu da bak. Mutlakada. Zaten yani, de katip adil çokluk buna tekit eder. Giden de ama mutlakanı veren de diğer bu tara bu şahısa verirsen vakala sen için her işe kalkabilirsen yer var. Satmak mesela adam var mülkü var, adam var ratip tekaüdüsü var, her şey var. İlahir yani tam onu temsil edip tehdir eder özünü. Bazı var mesela gelip ihtiyardı, şey yoktu, ok yazar yoktu, gelmiş ama vakale veririm. Mesela ya bir şahs gönder bu özünü, gitmem için bundan vakale ama mutlaka ile. O kakar tahdir eder özünü. Bazı kabul etmese kakar şatıp eder bazı yeşil kalemle. Orada katı murar, hatta ki o işler olmasın içinde. Allah razı olsun. Ya Şeyh, İslam dininde iki yerde iki iş var. Yapan da Allah'tan dua etsen. Velayet billah. Biri faiz riba, o biri de evliyaullah'ın üzerine taaddi etmek. Yine bizim işimiz faiz riba meselesi. Ya Şeyh, bizde faiz iki tür var. Bir riba nesiye, bir riba fafal var bizde. Doğru. Nesiye nerede vakt vermek? İbantırmak. İbantırmak. Fafal nerede o dakika fazla al vermek. Doğru. Ya Şeyh, bizim indi bir yenge yani bu vakamızda. Bizde bir adam istir geçsin sayıra alsın. Bu sayıra alanda masrafdır gemen Allah misal için özü. Tabi bunda bazı şeyler var. Bunu açıklasa bizim için hal aceben men masraf asla men için halal haramdı av nece halal edim özü. Güzel. Allah razı olsun soruya. Hakikaten biz de camılarımızda ve fakültede kulyemizde ve hatta bölgelerimizde çok insan bunu sorar. Üstad biz dediği için faiz Allah'tan Hazreti Abdullah bin Abbas Hazretleri buyurdu. Bir kıyamatta bir oktan bir kılınç verildi her faiz yana. Buyurun bu kılınç. Ya Allah'ın dua ile.
Allah'tan dua ile ve peygamberin dua ile. Tabi neye benzeri? Bir uşak 3 yaşında istirbilerine dua etsin. Muhammed Ali Kalay'dan 800 tane burnunu kırıp 400 tane yere çalıp bayıltırıp özün. 2 yaşında istirbilerine dua etsin özden. Eydi bu Muhammed Ali Kalay ise. Çi alemde, boksta, mülakamında birinciydi. Fekeyf Allah'tan. Allah etmezsin. Üstad, velle metel ala. Üstad faiz meselesinde veyahut da bu seyre almak meselesinde %99'unda faiz var. Neden? Şeriat dersine nehen nebi sallallahu aleyhi ve sellem an bey'il kâle bil kâle. Borcu borcdan haramdı. Ne demek olsun? Diri bir arabanı gördük. Bir mağazda. İyi bir seyradı, iyi bir arabadı. Muvasafatına baktı, uygundu, böyle filan. Cetu banka. Banka diyesen, cedim memç o seyranı alın. Seyranı alın filan mağazda. Bank gider, görer. Bakar seyrede bıdı bıdı bıdı. Lan cesisi olsun bir deftere, 10 bin dolara. Tamam, geldi, döndü bir daha. Lücüne döndü, tekhim, tekhim cemaatte. Banktan çıktı muvazaflar. Oturdular Cenab-ı'dan, tamam ustad, bu bir defteredi. Biz seni aydan 10 çağırdalık. O zaman 13 ayda bitirsen özün. Bir defter 20'ye verir sana. Anlaştık, anlaştık. Cider bank o seyran getir arabanı. Müdür özün kirayına hatta sıfır işler, adet işlemezsin, kilometre. Getir özün bank ocuna koyar. Yarın Cenab-ı Hak desin. İmza akdeli özariden birinci alan veren kimdi? Birinci satan bank şeydi, mağarazdı. Alan banktı. Oturan da o yarın imza atan da satan kimdi? Banktı. Alan kimdi? Menem bahal aldı. Bahal. Halaldı. Ne zaman halaldı? Çünkü o bankı yetti. Ben emrettim. Dediler, bay'il murabahal amr bir şira. Ben emrettim, yer almayalım çözüm. Tabii bu dolar da olmaz. Bir de altın da olmaz. Neden? Gelin inşallah Teala sonra. Kalan şeyde bütün dolu. Ben bir ev yapıram. Blok çamontaya şişemen lazımdı bana. Karşı bana lazımdı. Bes param yoktu. Cenab'ın para var. Ustad, mamçı bunları al. Filan yerde satırlar. Al özün. Ne de çarırsan bırak üzerine. Çar malum oldu. Çağrı ne kadardı malum oldu. Ne kadarından cevap sen özü malum oldu. Üzerine fazla atmasan daha bir atmaktı. Yani bir defteri bir defteri cirmeye benzettik. Bitti. Cirm çağrı çağrı var. Bana derler bi'u'l emane. Cerç emin olasan bank satan da bunu. Bir defter cirmeye aldı özün. Sattı özün. O zaman ben cirmi çağrı fazla vereceğim. O da kısıt. Ölme de buyururlar. Lizzemeni etherun fi themen. Bir şey alanda o zamana bağlasa ve özün. Ada, hariç, altından, cümüş, dolar meselesi, yabancı paralar. Bunlar olmaz. Kalan hep bir şey dolu. Bu şer'i bir şeydi. Şer'i olmayan indi neydi? İndi bankta bir reklam yapıblar, bir lafete bırakıblar. Bir lafete bırakıblar. Filan mağarazda arabalar var. O arabadan kimistir alsın? Bank bıgartı satır özüne, bıgartıya. Cetse mağarazdan sorsan baba bu neydi? Valla bank aldı bizden özünü. Eydi anlaşma nedir tavuzda? Bir anlaşma odur. Nasıl arabanı sen? Nümresini, muvasafatını apar banka. Biz varaka veririk, keşfiye, uruz. Bu beladı bu seyre. Banka parsan, bank diğer tamam. Şık Mehmet, Doktor Mehmet sen ayda bakar töresen bize. Ayda bank alıp bu seyranı. Yok. Biz haber verip mağaraza. Ne zaman bir insan geldi bu seyreler için. Biz sana paranı hemen nakden veririk. Ay be ay bu bize verir. Bu haramdı. Ayda birinci halal, ikinci haram. Farkı harada oldu. Farkı değil sana hala almayıp özün bank. Bank değil sana yer seyranı kaldır. Seyranı par sür. Baba satan kimdi? Mağarazdı. Alan şimdi benim. Bankın işi neydi? Bank o paranı borcu faizden aldı. Bu haramdı. O zaman gerek bütün mağarazlar, güzel bir işti şeriatta var. Bütün mağarazlar anlaşma yapsın banktan. Bank efendi, naksı insan, hem cidmot vatandaş geldi bir araba kaldırdı. Ben bir akıd mektep ederim banktan. Banka sattım bu seyranı. Yarın bir tayası suçtu, bankın yakasını tutarsız. Bu seyranı sana banka, biz bank koyup yanımda mağarazda özüm. Bir vatandaş geldi gördü mağarazı bir sen bankın o mağarazı yoktu orada görecek olsun. Tamam baba sahabe şimdi ben aslam sahabe bizde acılık mağarası sahabe diyor. Sahabe bank sahabe de. O zaman banktan alacağım özün. Fabu bey'il murabahal amr bil şira bil şeriatta var. Öbür Çinci yoktu birinci var. Üçüncü şey Çinli yoktu yapır olsun şeriatta yoktu. O da afides olsun koyacak belli olsun. Bütün mağarası sahabene diyerek bir araba vardı satsan özün bankta hesap açabilsen. Bankta ben hesap açtım. Baba kim araba çaktı bizden? Biz size bir varaka veririk. O ay be ay size paranı verir. Yani ben ustad, ben mağaraz sahabiyem. 40, 50, 60 araba kurmuşum. Şagirdlerim var, işleyenlerim var, müşterim var. Dikkatli bir ustad cümle gelsin. Baba buyurun bu aylığın parasıdır. Bu aylığın kıstımdı. Yok buyurun yeri banka koyasın.
bankta hesabın var. Bu şer'i bir şeydi. O zaman bankın doğru neydi? Bank sanki bir muvazzaftı, para aldı senden. Zamandır ya. Bu kadar. Bu kadar. Ama kalan şeyler hapsi haramdı. İndi haliyen seyri alsan bir merkez var. Adını demeyeyim. Teşhir olmasın. Bir merkez var. Aleme borcu verir. Diri sana arabamız var. Buyurun bu arabaları var. Seyri haradaydı araba? Vallahi Erbil şehrindeydi. Erbil'deydi. Tamam. Git oradan kaldır özüm. Sen bize aydın ver. Aylıktan ver. Tamam. Ben senden alamıyorum arabanı. Yoksa mağarazdan alalım. Yok mağarazdan alsan. Ben sana doğru neydi? Ben 20 çakı senden çar alalım. Ne malı? Çünkü ben sana yavrum ne kadar veren paranı sen ay bu ay versen bana bu haramdı. Bir misal daha, bir örnek daha olur affedersen. Ben bir uşağım var. Gidip süpermarketten bir sakız alsın. Bir çips alsın. Bir patata çips alsın. Cenab-ı Hud sen özüne Esvak sahabe, market sahabe, Şeyh Muhammed'in oğlu gelende ne aldı? Ben sana ne kadar veririm o dakikada? Öz bana kıstan çardan verir. Bu haram. Yani ya Şeyh, şimdi biz anladık, zabıt. Bana. Bir insan mal eline gelmese satabilmez öz. La teb'i malı rahmet olun. La teb'i malı ise indek. Şey kabul. Bitti. La teb'i malı ise indek. Allah razı olsun sizden. Çok yavaş olsun. Ustad Hasan, biz bir günde yani hatta bir peygamber efendimiz sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem ve hadiste buyuruyor la yudagul mu'min cuhrin marrati. Bizde çok insanlar bazı kere dağlanırlar, utuzurlar. Av bazı insan var haşizden ucdansızdı, zamirsizdi. Allah korkusu yoktu özünde. Bazı insanlara zulmedir. Tecavüz edir haddine. Bu bazı muamelat var meşbuhtu bizde. Av bazı insanlar, ayrı insanların müstemsekatlarını kullanırlar. Bunda var bir böyle şey kanunda. Bəli, ustad, bu buyurduğunuz konu maalesef bazı menafiz tarafından veya dövizçiler tarafından oldu. İnsanlar bilirsiniz, şimdi artık %80'den fazla kesimi herkes devlet memurları veya emekliler hapsinin kikardı oldu. Kikardı artık herkes onunla gelirim aylık maaşını almak için. Onu maalesef bazı menfaat sahipleri kötü niyetle kullanır ve buyurduğunuz gibi müstemsekat almak için insanlara diyorlar ki sen o şeyi tecdid etmek için ki kardı ve müstemsekatı ver bize veya tef'il etmek için insan da vatandaş bazı iyi niyetli olduğu için veya bazı acemi tarafından olduğu için bilmiri, kahır teslim eder. Karşı tarafta onu kötü niyetten kullanır. Karız aldı, onun şey üzerine müstemsekatı artık yanında oldu. Key kartı da yanındaydı. Onun kahır bankalardan veya başka çeşitli şeyler, yerlerden karız aldı, vatandaşın elmi olmadı. Örneğin geçen bir şey var idi, tabi çok oldu bundan. Özellikle 2016'dan oldu bu şeyler. 2018'de birkaç tane var idi, hapsi ya tutuklandı ya da kapatıldı yoksa bazı da milletten iyi para vurduğu için koyup kaçtılar ne demez. Geçen bir şey olupdu arkadaş vatandaşın birisi geldi. Biri öz memurdu bir dairede. Biri şeyim durdu, ki kardım durdu. Artık rahatım şey oldu. İkaf olupdu. Ne içi? Biri valla işte bana birisi aradı şeyden, kuttan. Benim ki kardım üzerine araba çakılıptı. Adam diri ben arabanı da Tikrit'ten aldım. Tikrit şehrinden aldım. Ya sen ben nece buldu işte diri müstemsekatı burada yanımda adı, o günde dosyada adı. Aynı zamanda rakam telefonu ve sana o şahsi bilgileri senoya sana o adı var adı. Onun için bu arabanı benim adıma tahvil edin. Adam yani diri ben şaşkına kaldım. Nece alınıp haberim yoktu. İşte maalesef tabii ki bu bazı makatipler dediğimiz sayrafa veya menafidler ki bu şey dediler, kalkılar bu şeyi çok kötü kullanır. Tabii bunda kanun muhalece edip madde 456 üzerinde nasıl bahtiyar dediğimiz kanun ukubat-ı Iraki tabii bunun cezası var ve onun üzerine muhasebe olurlar. Çoğu da tutuklanır ve onun üzerine hesap olur. Ustadım burada yani doğrusu bir güzel bir konu açtı bizim için. Benim iki sorum var. Biri soracağım, o mağarızlar kisayara satırlar. Özü insan, özü hazır dök, asil.
Bəli. Yəni bankdan qarz çəkirlər. Mən indi banka getsəm, bir sakın var isə mənə inancə müstəmsə kəstirlər. İllə özüm gedim. Necə bu insanlar bunlardan? Yəni bu dövlət, o maraz, bu masraf. Mənası bir tuatı var özlərinin aralarında. Bu bir. İkinci, biz millətə necə deyək, Həzər alsın bunları etməsi kimsə kullansın üzərinə. Neler yapsın? Millət, yəni açıqcası ən önəmli nöqtə özü gedib, yəni bu qarız marız məsələlərinə heç başvurmamağı məncə çox yanlış bir şeydir. Yəni özü getsən, bizim təbirimiz yadığımız öz quyuğu əludan qalsın öncə deyək. Çünki sən tanımadığı bir şey getsən, təslim etsən, aynı zamanda o karşı taraf bilmeden kimdi, neyi, nesli, karxır, karşılığında kullanır sana bu şeyleri düşürsen içinde açıkçası. Yani hem haramı aldı faizi tabii, hem de onu düşürsen. Muhasebe kanunu yoldu oldu karşılığında. Allah subhanahu teala bütün insanları saklasın böyle kötü şeyler. Amin hocam. Ya şeyh, doğrusu bir mevzumuz var çok yani mühimdi. Xastan altından dolar mevzuunda. Ya şeyh, biz fiqh İslam'da bildik. Yani 6-7 şeyler var, illa takavuz bir mecliste alınsın, verilsin. Doğru. Bunun en övgüde gelen ki, indi biz içindeyik, altın mozu. Bu altını ben nece alım? Hel acemen taksitten ola alım, doları hel acemen o taksitten alım. Doğru. Bunlar razı olsun bizim için. Bunlar razı olsun. Üstüne baksak, Allah Teala altın, gümüş, ve aynı vakitte yabancı paralar, dolar, euro, cinehti, başkası yendi, neyse. Bu paralar hapse altın cümüşe girer. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, el-zehebu bil-zeheb. Altın altına. Cenab-ı altın satsa ben altın alırım. Verim karşı, daha kişilik veya kutta. Vel-fiddatu bil-fiddah. Bir hadise vel-virku bil-verik. Yani fiddah cümüş mesela. Vel-temru bil-temr. Hurma hurmaya. Vel-burru bil-bur. Bur yani demez buğda. Aynı vakitte vel-milhu bil-milh. Aynı vakitte şeker duz acıları için afedersiniz. Bu asnaflara baksak, Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bunlara şart var. Bir, ikisi bir seviyede olsun. Eğil bir dakika, ben bir seviyede olsam, benim altınım var, 18 miskal. Miskal, 18 afedersiniz, ayar, 18'di. Cenab-ı Hak 24 ayarı var, 21 ayarı var, 28 ayarı var. Eğil ben de akışlarım, tabii parası fark eder. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, harda oldu bu haçat, bir sahabini Efendimiz yolladı. Getmem için Khayber'den, orada Efendimizin bağı var, yeri var, ganemden, onun hurmasını getmem için. Getirdi Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem, böyle pişmiş hurma, tatlı, Efendimiz el vurmadı. Uzatmadı elini yesin, sordu. Bana sele Khayber'in bütün hurması beladı, dedi. Ya Resulallah, dedi, ben nece? Vallahi oranın hurması böyle dedi, o da ece. Kıkarım, koy böyle diyeceğim, çi hukka veririm. Oran hurmasından, hissevden, payudan, yevden ona karşı bir hukka alalım. Çi çula veririm, bir çula alalım böyle mazbutundan, dağıtısından. Efendim bir dedi, bu haram, faizdi. Faizdi, bunu yapma onu. Ve ya Resulallah bunun be mahracı nedi? Be çözümü nedi? Efendimiz buyurdu, dedi bir çözümü var. O da, benim hurma, orada olduğu hurma payımı sat, çula olsa 500 nardan mesela. Ya aynı bakkaldan sattı, bir insana sattı. Cebi bir bakkaldan bu tatlı hurmanı binlerden alçıl olsun. O zaman bu halaldı. Fe ustad, bu altın meselesi şer'an dergişmek olsa bir insan altın istiri versin, ayrı altın alsın. Ceraçtı, çi halatın biri. Ya aynı seviyede olsun, alıver, ha en biha, biha. Geden bi yed, el bi ele. Bu bir. Ya da ikinci çözüm oldu ki, öz altını usat, onun altını sonra al. Nerede sattım özün? Buyurun öl çözüm benim için teraziye bırak. Çıktı 5 miskal, 5 miskal, 300'den ne indi? El hakkın çıkadı içinden 1 milyon, 2 milyon bu kartladı mesela. Buyurun paranı, aldım paranın özünden. Ondan sonra, tamam o zaman indi ben öz malı isterim malım. Eydi be azizli, bu tarika ne yani? Bu ne ettik? Bir dakika içinde alıver, yo 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 yo. Ben burada evvelen halal haram meselesini, Allah Teala'nın rızalığını aldım. Çünkü ustad bizde bir mesele var. Bizim bütün ahkam fıkhiyemiz, iki yere bölündü. Ya Allah Teala bildirip nedeni nedir? Hikmesi. Mesela, ben neden orucu olam? Sıhhatimin faydası var. Fakirin biraz başarıram. Biraz karnım, madem biraz sıhhat gider. Bunu Allah Teala bildirir bizlere. Tekvim fazla olu. Abdest edendem neden ben bunu yerim, yakıram? Başımı silem, üzümü, ayağım filan. Neden başka yerim, yakamıram? Ya Rabbi merh. O zaman ahkam muabbede, muteabbide. Yani neden? Ben Allah'a ibadet yaparım, ben nedeni bilmem neden. Yani ben ne dedim başkasının kızını alım?
Xoz bacım kız daha idi. Ölümdə bəslənib. Deyir, yo, yo, yo. Haramdır. Nədən? Bildirmərik sizə. Çünki müsəlmanın vacibi nədir? Və qalu səmi'nə və ata'nə. Biz gəlibiz əmənnə deyəqin. Əmənnə Allahın əmrinə. O zaman o dəqiqədə versə 19 ayarı, 18 ayarı, 24 ayarı asa və yaxud da qarşı və qarşı olsa, olmaz. Gərək satı sənin özün, parasını al, sonra onu al özündən. Sonra onu al sənin özündən. Ustad, bunu yapmasaq, düşərək faizə. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 6-5-6 sınıfta buyurur, birinci şartı o məclisdə olsun, ikinci şartı kişisi bir səviyyədə olsun. İyiydi, bir daha dönük deyərik, ustad 24 ayarı alıb, 21 ayarı alıb, mən 18 versəm, akır fərq var. Tamam, 100 bin zərər edəsən, əl haqqı, tamam zərər edə. Bəs sən Allahın rızalığını aldın. Və illə faizə düşərək. Faiz cənabı bilsən, ustad, faiz də Allahdan bir hərbdir. Bəli. İnşallah Allah subhanahu teala bizi kurtlar burada. Amin. Həllim də basitdir. Çox asandır. Altır ustad, ondan sonra para o gəldiyindən sonra get al, hı-hı, amma təqsidə də qoymuyorsun. Təqsid hiç olmaz. Hiç olmaz. Affedersen burada bir şey var ustad, unutmayın mevzunu, bir noktamız var. Sahabil kerim biri buyurur, diri geldiyse bir belə şey etse o. Dedi o altınçıya, biz kapı önünde durup, biz girim o paranı getim diri haramdı. E neden? Diri sen bilmezsen, ustad bir sağ cana bu altınçıda da kay bir kanat var, ona bakır altın kalkır düşürür. Sen o dakikada altını hesap et 300 tecdenden. Getip para etmeyince o dakika 300 oldu. 100 tecdenden kim verecek? 500 oldu altın. Kim verecek? Hatta müşkül olmasın. Elbel olsa daha iyi. Allah razı olsun. Ustadım, bir başka bir şeyimiz var bizim, yenge çıktı bizim için hayırlıktan. Yani bu da hapse, yani maalesef insanların yani dinden yara olmakları. Aynen. Allah subhanahu teala inşallah hidayet verir bize, dinimize dönelim inşallah. Amin. Bazı insan var, ayrı insanın damı satır, haberde yoktur. Ben. Yani bu böyle müşkillere geçipsiz. Çok valla maalesef. Bu tezvir konusunda çok oldu. Yani tapu tezvirle aynı dedi o kimin. En fazla da maalesef bizim Hristiyan kesimimiz oldu buradaki. Veya Bağdat'ta çok bu haletleri eşittik. Bilirler burada dergiler veya mülkleri burada dözler ev boştu mesela. O imara boştu ilahiri. Çok oldu. Ayrıca da aynı zamanda burada da özü çok tezvir işleri oldu. Bilirsen çok çeşit şeyler olduğu için, muğrayatı olduğu için ve kötü yollar kullanmak için kalkırlar işte her türlü işler bu yönde mi getirirler. Aynı zamanda kanun Iraki 457 bunu mualece etti. Mal memluk tasarrufu mal memluk gayr kalkıp bunu muharrarat kitabı üzerine bunu tabi'an okuba saydı. Okubası da var ve onun üzerine cezası verildi. Allah razı olsun sizden. Azim. Doğrusu bilmedik, vaktiniz nece geçti? Allah razı olsun. Çok memnun olduk sizden. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ederim. Yani inşallah bir başka vakitte bir ayrı konular geldi. İnşallah razı olsun. İnşallah. Bəli muhterem sayın seyircilerimiz. Allah subhanahu teala'nın emrinde ki bizi emredipti, güzel işleyen, güzel bakağın, güzel dinleyen, ondan sonra güzel yaşayan bu konumuzu ele aldık, tamir etmeli yani. Bir başka konu almak için ki bizim programımız Yaşama Sevincini o vakte kadar diğer size kalın sağlıktan, hoş geldiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.